Evet merhaba değerli takipçiler. Yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Konumuz tahsisli sermaye yatırımı nedir? Hemen hızlıca giriş yapıyoruz. İlk soru. Bir cümlede tahsisli sermaye yatırımı nedir? Buna göre şirkete sermaye girişi sağlamak için halka açık olmayan yeni lot satılması ve şirket ortaklarının bu lotları satın almasıdır. Peki neden tahsisli demişler? Çünkü yeni ihraç edilecek lotların kime tahsis edileceği önceden bellidir. Yani notları kimin alacağı bellidir. Şirket ortaklarından kimler alıyorsa önceden biz bunu biliyoruz. Halka açık bir satış değildir. Bu nedenle tahsis edilmiştir. Peki biz bu konuyu ne zaman merak ederiz? Siz bu videoya nasıl ulaştınız? Buna göre normal bir zamanda borsada yatırım yapıyorsanız bu konuyu merak etmezsiniz. Fakat borsada öğrenmeye meraklıysanız, yeni bilgiler edinmek istiyorsanız veya hissenizde tahsisli sermaye yatırma haberi geldiyse veya takip hisse hissede yani içinde değilsiniz ama takip ediyorsunuz. Tahsis sermaye aktarımı haberi geldiyse veya bir arkadaşınızın hissesinde tahsil haberi geldiyse bunu merak edersiniz. Bunun ne olduğunu öğrenmek istersiniz. Ben de sizlere bu konuyu anne net haliyle açıklamak için bir örnek ile açıklayacağım. Şimdi çok önemli bir soru. Tahsilde ben bir şey yapacak mıyım? Örneğin sizin bulunduğunuz hisseli tahsisli gerçekleşecek. Peki siz bir işlem yapacak mısınız? Buna göre tahsilde halka açık olan paylarda bir işlem olmaz. Bizleri yani halka açık payda işlem yapan kişileri etkilemez. Bizler herhangi bir işlem yapmıyoruz ve ekstra bir para yatırmıyoruz. Lot sayımızda ve değerinde herhangi bir değişim olmaz. Şirket yeni lot ihraç ediyor ve ihraç ettiği lotları sadece ortaklar satın alıyor. Şirkette sermaye girişi oluyor, toplam lot sayısı artıyor, şirket değeri artıyor ve fiil doluşu oranı değişiyor. Fakat bizleri yani halka açık işlem yapan kişileri etkileyen bir durum yok. Yani bizler herhangi bir işlem yapmayacağız. En başta bunu bilelim. Peki şirketler neden tahsisli yaparlar? Şirketler ödenmiş sermayesini arttırmak için yani şirkete sermaye girişi sağlamak için tahsisli yapabilirler. Tahsisli sermaye arttırımı dışında şirketler bedelli sermaye arttırımı veya bedelsiz sermaye arttırımı gibi yöntemler ile şirkete de sermaye giriş yapabilirler. Kendi için hepsinin farklılıkları vardır. Bireysel yatırımcının en az etkilendiği herhangi bir işlem yapmadığı sermaye yatırım şekli tahsislidir. Yani bizleri en az etkileyen sermaye yatırım şekli tahsislidir. Şimdi örnek üzerinden bunu inceleyeceğiz. Örnek hissemiz senkron güvenlik. SNKR'de kodu var. Bu hisse yakın zamanda bir tahsisli işlemi yaptı. Ben de sizde bu hissede tahsislinin öncesinde ve sonrasında neler değişti onları göstereceğim. Tahsislinin ne olduğunu en iyi tahsisli yapılan bir hissede öncesi ve sonrasıyla anlarız. Senkron Güvenlik yakın zamanda tahsili yaptı. 99.206 adet lot şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na tahsili için ihraç edildi. Şimdi öncesi ve sonrasına bakalım. Şimdi öncesinde tahsil işlemler öncesinde ödenme sermayesi 7.750.000 adet idi. Öz sermayesi 8 milyon TL idi. Şirketin toplam lotu ise ödenmiş sermayede olduğu gibi 7.750.000 adet idi. Tahsilden sonra 99.206 adet tahsisli artırım işlemi gerçekleştirildi. Tahsilden sonra ise şirketin ödenme sermayesi 7.849.206 adet oldu. Yani 7.850.000 adet oldu diyebiliriz. Bakın öz sermayesi değişmedi aynı 8.144.000 TL. Fakat yine toplam not da ödenme sermayede olduğu gibi 7.850.000 milyon 850 TL arttı. Yani 99.206 adet lot ödenmiş sermaye ve toplam not'a eklendi. Şirketin toplam lotu arttı. Topal not ile birlikte ödenmiş sermayesi de artmış oldu. Bakın daha önce şirket ortakları burada. Öncesinde Bülent Çobanoğlu'na ait 750 bin adet burada lot varken daha sonra tahsisli ile birlikte 850 bin adet lot olmuş. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık 100 bin adet lotun alımı şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu tarafından gerçekleştirilmiş. Bakın diğer lotlara bakıyorum. Yani halka açık olan lotlara. 6.168.000 Bakıyorum 6.168.000 Değişen bir şey yok. Diğer ortam lotları yine değişmemiş. Ama Bülent Çobanoğlu 99.206 adet lot alım yaparak hissedeki lot miktarını arttırmış. Alan kişi ortak, şirketin ortağı, hatta şirketin patronu. Burada bilgisayar yatırımcı herhangi bir işlem yapmadı. Peki devam edelim. Şimdi bu örnek tahsiliye göre devamda ne olmuş? Şimdi görüldüğü üzere Bülent Çobanoğlu'nun lot sayısı 99.206 adet lot artmış. Tahsili işlemi öncesinde lot sayısı belli değildir. Şirket sermaye artıracağı miktarı TL olarak belirtilir. TL cinsinden değeri bellidir. Daha sonra SPK'ya başvuru yapılır. SPK kabul ettikten sonra Borsa İstanbul'a başvuru yapılır. Borsa İstanbul o an hisse fiyatına göre bir takım ortalama işlemler ile kaç lot attırılacağını hesaplar. Formül de şu şekilde. Patronun, şirket ortağının alacağı lot miktarı, yani attırılacak lot miktarı eşittir. Şirketin attıracağı sermaye miktarı TL cinsinden bölü formülle belirlenen ortalama lot fiyatı. Şimdi şirketin artıracağı sermaye miktarı lot fiyatına bölünüyor ve patronun alacağı lot orada belli oluyor. Bu örneğimizde, senkron örneğinde ise Toplamda 3 milyon 750 bin TL sermaye yatırımı yapılmak istendi. Bakın bu miktar öncesinde belliydi ama lot sayısı belli değildi. Daha sonra bunun 3 milyon 123 bin TL'si nakden 627 bin TL'si Bülent Çobanoğlu'nun şirketinden nakit alacaklarına dair olmak üzere bir sermaye artırımı işlemi yapılacaktı. Daha sonra Borsa İstanbul lot başı fiyatı 37.80 TL olarak belirledi. Buna göre 3.750.000 TL 37.80 TL'ye bölündüğü zaman totalde 99.206 adet lot patrona Bülent Çobanoğlu'na tahsis edildi. Bu kadar lot miktarı arttırıldı. Şirketten alacağı silindi ve 3.123.000 TL şirkete sermaye girişi oldu. Bu 99.000 adet lot şirketin toplam lotlarının %1.28'ine denk geliyordu ve şirketin lotları bu kadar oranda artmış oldu. Sonuç tahsisli nasıl bir şey? Tahsisliliğin şirket için ve hissede bulunan yatırımcılar için güzel yanları nedir? 1- Şirketin ortağına para olduğunu gösterir. Güzel bir şeydir. 2- Ortağın şirketi büyütmek istediğini gösterir ve şirkete sermaye girişi sağlar. 3- Şirket değeri artar. Piyasa değeri artar. 4- Bireysel yatırımcılar, halka açık yatırımcılar için herhangi bir işlem yapmadan şirketin sermayesini artması güzel bir haberdir. Peki kötü yanları nedir? Sermaye arttıran kişi yani ortak daha sonradan aldığı hisseleri halka açık pazarda satarsa bunu alsat için kullanmış olur ki bu da halka açık yatırımcılar için güzel bir haber olmaz. Yani patron aldığı lotları daha sonradan satarsa biz bunu beğenmeyiz. En azından bir müddet bir süre örneğin bir ilgi çay ay örneğin elinde tutmasını bekleriz, isteriz, severiz. Peki tahsisinin fiyatı nasıl belirleniyor? Borsa İstanbul'un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür dokümanında yazmaktadır. Özet olarak SPK oyundan sonra Borsa İstanbul'da şirket başvuru yapıyor. BIST başvuru tarihi itibariyle birinci kaptanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 13 günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlama suretiyle tespit ediliyor. İşlem fiyatı baz fiyatı artı eksi 120 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirleniyor. Başvuru tarihinden itibaren 13 gün içinde şirket tarafından toptan alış satış işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Bu durumda fiyat tekrar belirleniyor. SPK onayı verdi. Şirket Borsa İstanbul'a başvuru yaptı. Borsa İstanbul bir fiyat belirledi. Ve daha sonra şirket 13 gün içerisinde bu fiyat üzerinden bir alım yapmazsa tekrardan başvuru yapması gerekiyor. Ve tekrardan Borsa İstanbul fiyat belirliyor. Böyle bir işlem adımı oluyor. Bunun dışında genelde Şirket borsa hesabı başvuru yaptıktan sonra bir önceki işlem gününden itibaren o işlem gününün ortalaması hesaplanıp bir fiyat ortaya çıkartılıyor. Formül genel olarak böyle. Tahsitinin fiyatı böyle hesaplanıyor. Şimdi en son olarak dinlediğiniz için teşekkürler. Öncelikle kanala abone olmanızı rica ederim. Video ile ilgili yorum yapmanızı bekliyorum bu arada. Varsa sorularınızı yine yorum kısmında yazabilirsiniz. Daha önce hissesinde tahsis sermaye yatırımı işlemi olan kişiler tecrübelerini paylaşabilir tahsisli ile hisseniz nasıl bir hareket etti? Öncesinde haber geldi, başvuru yaptı, onay süreci, on işlem günü ve sonrasında hisseniz nasıl etkilendi? Bunları paylaşabilirsiniz. Örneğin ben zamanında şu hisseyi almıştım. Bu tarihte tahsisli yaptı. Öncesinde hisse bu fiyattaydı. Sonra bu fiyata geldi gibi tecrübelerinizi, bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Bizler için faydalı olur. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.